Evet, Marimot Motor Ankara'dan herkese hayırlı işler. Soğuk bir Ankara günü, Eylül ayında. Şimdi bir tane Discovery botumuz var. Arka koniklerde açmalar mevcut. Bunların sebepleri arkadaşlar, yanlış katlama bir. İkincisi, çok fazla sıcak havalarda havayı fazla basıncı çok fazla sıcak havalarda arttığı için en zayıf yerden kaçak veriyor. 3. Artık botun fabrikasyon yapışkanlığının özelliğinin gittiği anlamına geliyor. Bu 3 sebepten dolayı arka koniklerde açmalar meydana geliyor. Botun en sıkıntılı yeri de konik tamiridir. Hani kolay kolay, eğer işinin ehli değilseniz tek seferde hava kaçaksız bunu durdurmanız zor. Ha, bizler elimiz alıştığı için artık tek seferde havasının kaçağını kesebiliyoruz. Bunları tamir edeceğiz. Sonrasında beraber kontrolünü yapalım bakalım arkadaşlar. Evet, koniğimizin temizliğini yaptık. Solüsyonlarını sürdük. Şimdi yapıştıracağız. Yapışkanlarını sürdük. Malzemeyi içine oturtuyoruz. Basınçlı havayı verip ıs tabancamızla oturtmasını yapacağız. Evet arkadaşlar, koniğimizi yapıştırdık. Şu anda köpük testini uyguluyoruz. Evet. En ufak bir kaçak söz konusu değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız işlem şu konik
kuşağa yapıştıracağımız bölümü, şu bölümü ve kuşağı komple temizleyip eski yapıştırıcısından solüsyonlarımızla arındırarak şu dıştaki görselliği için kullanılıyor bu kuşak. Başka bir amacı yok. Tabii ki sağlamlık açısından bir tık daha sağlam oluyor ama asıl amacı şuradaki şeyi kapatmak. Temizliğimiz bittikten sonra yapıştırıcının sağa sola bulaşmaması için arkadaşlar bunları çekmemizdeki amaç bilginiz olsun. Hani merak edenler var nasıl yapılıyor diye. Elinizde gerekli ekipmanlarınız yoksa özellikle bu işlerde tabii ki piyasada birçok ürün satılıyor. Yapıştırıcı adı altında hızlı yapıştırıcılar var, yama setleri var. Ya bir sürü marka var. Bunların hiçbiri bu işlerde kullanılacak ürünler değil arkadaşlar. O repair kitler, işte tamir kitleri vesaireler buralarda kullanılmaz. Botunuza iş yapayım derken daha da çok zarar verirsiniz. Sonra işin içinden çıkamazsınız. Botunuzu bize getirirsiniz. Biz de haliyle o eski yapmaya çalıştığınız yerlerden arındırmak ve temizlemek için ister istemez belli aşamalardan geçiyor. Bu da botunuza zarar veriyor. Bunu da biz istemiyoruz. Yani o yüzden bir hani ben bilginiz olsun diye bu şekilde bir video çekmek istedim. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına belirtin. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Yapıştırıcılarımız arkadaşlar elastiktir. Kesinlikle Japon yapıştırıcısı vesaire gibi işte bali mi, derbi mi bu tür şeylere girmeyin. 4 tane malzemeyi karıştırarak bir yapıştırıcı elde ediyoruz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf ürünlerdir. Sıcak havayla aktif hale geliyor. Çift taraflı sürmeniz gerekiyor. Tek taraflı yapışma özelliği yok maalesef. Çift taraflı sürmemiz lazım. Birer kat sürüyoruz arkadaşlar. 15 dakika bunu kurumaya bekletiyoruz. 15 dakika sonra ikinci kat sürüp biraz bir 10 dakika bekliyoruz. Sonrasında yapıştırma işlemine geçeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, siz beklerken biz ikinci katını da sürdük. Şimdi yapıştırma işlemine şu kuşağın olduğu yerden başlıyoruz. Hafif ısıtıcıyla oraya ısıtıyoruz. Karşı tarafıyla beraber. Burayı ilk önce bir şu şekilde tutturuyoruz arkadaşlar. Bize engel olacaktır. Evet. Maskelediğimiz yeri hizaya alarak arkadaşlar bir uçtan bir uca kadar getiriyoruz. İki ucunu birleştirdik. Buradaki amaç gönyeli bir şekilde birleştirmek. Sonrasında komple ısıtıyoruz.
Gördüğünüz gibi konik yapıştırma işlemi bu şekilde son bulmuş oluyor arkadaşlar. Aynı işlemi karşı tarafa da uygulayacağız. Ondan sonra konik işlemi bitmiş oluyor arkadaşlar. Sonrasında en son temizlik işi oluyor arkadaşlar. Kenarda kalan yapışkanları temizlemek için bu kullandığımız solüsyon güçlü bir solüsyon. Bunu direkt bota sıkmıyoruz. Aksi takdirde gördüğünüz gibi yapışkanlar nasıl söküyorsa bottaki ek yerlerini de açacaktır. Evet arkadaşlar, sonrasında temizliğimizi de yaptık. İşlem sonrası son bir kontrol yapıyoruz. Çünkü solüsyon kullanıyoruz temizlikte. Açma yapabilir. Evet. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kaçak söz konusu değil. Yapılan işlemleri adım adım göstermeye çalıştık arkadaşlar. Dediğim gibi piyasada birçok marka satılıyor. Bu markaları imalatta kullanılan yapıştırıcıları kullanıyoruz biz. Diğer türlü yapıştırıcıları çok fazla tavsiye etmiyoruz. Tabii ki acil durumlarda, av esnasında bu tür şeyleri kullanabilirsiniz. Sizi sadece o anlık kurtarır. Ama uzun ömürlü bir şey olmaz. Sormak istediğiniz sorularınızı yorum kısmında belirtirseniz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Marimbot Motor Ankara'dan herkese sevgiler, saygılar, hayırlı günler arkadaşlar. Rastgele.